Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir iftar programında yeniden beraberiz. Programımıza hem ekran başındaki dostlarımıza hem misafirlerimize, hepinize güzel, hayırlı, bereketli, şerefli iftarlar diliyoruz. Allah günahlarımızı affeylesin. Allah her türlü şerden uzak olmayı vesile etsin. Efendim bir 14 dakika aramız var. 14 dakika sonra biz buradayız ve başlayacağız inşallah. Efendim Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Programımıza başlıyoruz ve programımızın ve dualarımızın ve orucumuzun hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Mevlam orucumuzu gerçek oruç eylesin. Mevlam Ramazanımızı, Kadir Gecemizi gerçek bayram eylesin inşallah. Allah bizi birbirini sevenlerden eylesin. Birbirine güzellik gösterenlerden eylesin diyorum ve hemen sorulara geçmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden biraz sonra sizden soruları alacağız. Dua yapacağız elbette ki. Ve hemen ilk sorumuzla buradan başlıyorum. Uyanık halde iken insanlar ölüleri görebilirler mi diye bir soru gelmiş. İlginç bir soru. Yani yaşayan bir insan, ölmüş olan bir insanı fiziksel olarak görebilir mi? Bu konuda elimizde en ciddi olay Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hayattayken Miraç olayında diğer peygamberlerle görüşmesidir. Yani işte biliyorsunuz Miraç'ın değişik aşamalarında Hazreti İbrahim'le vesaireyle Resulullah görüşüyor, Hazreti Musa ile görüşüyor. Ve onlarla konuşma yapıyor tabakalarda. O zaman yaşayan ölüyü görebilir. Ama bu çok çok istisnai bir hadisedir. Yüce Allah dilediğimi Allah için olmayacak diye bir şey yoktur diye ifade edelim. Efendim ölüler birbirini ziyaret ederler mi? Yine ölümle ilgili iki soru vardı. Ölüler birbirini ziyaret ederler. Evet. Kabir aleminde ziyaret eder. Birbirlerinden haberdar olurlar. Bu nedenle Hazreti Peygamber ölülerinizin kefenini temiz yapın diyor. Çünkü onlar birbirlerini orada ziyaret ederler diyor. Hani dünyada nasıl böyle temiz elbise uygunsa orada da temiz ve nezih elbise uygundur diyor. Doğru sözlülerin en doğru sözlüsü olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Efendim bir dakika aramız var. Bir dakika sonra biz yerimizden ayrılmadan programımız size döneceğiz ve sizden soruları alacağız inşallah. Efendim yeniden beraberiz ve hiç vakit kaybetmeden yine hemen önümdeki bir soruyu cevaplandırayım. Maillerle gelen soru şu: efendim kurşun döktürmek caiz mi? Kurşun döktürmenin hiçbir anlamı yok. Kurşun döktürmek bir şeyi engellemiyor, herhangi bir şeye de mani olmuyor. Ama içiniz rahatlıyor sadece. Kurşun döktürdük, rahatladık diyoruz. Küçüklüğümüzde hepimize kurşun dökmüşlerdir. Tabii bu büyük bir haram, büyük bir hurafe, efendim kişi dinden çıkar. Hiç öyle bir şey olmaz. Yani bu neticede geleneksel bir şey. İnsanlar içi rahatlıyor ama doğruluk payı yok. Aslı esası yok. Çok böyle şeylere itibar etmeyin diye hemen söylemiş olayım. Efendim bugün Yüce Allah'ın isimlerinden Allah ismini Celle Celaluhu, Şanı Yüce, Celle Celaluhu, Şanı Yüce demek. Onu iletirken sizden aynı zamanda soru alacağız biraz sonra hemen. Evet. Allah ismine
devam eden kişinin manevi derecesi artar inşallah. İnsanlar arasında sevilen, sayılan, sözü geçerli insan haline gelir. Duaları kabul görür. Şeytanın şerlerinden kurtulur. Her türlü kötülükten korunur. Allah diye zikreden Cenab-ı Hakk'ı bütün isimleriyle anmış olur. Evet, çünkü Allah isminin bir özelliği var. Ben kağıtta göstermeye çalışayım ama gösterebilecek miyim bilmiyorum tam bir şekilde. Allah isminin şöyle bir özelliği var. Eğer bilmiyorum, biraz sonra kamera bana yanaşırsa ben onu göstermeye gayret edeyim. Allah isminin her harfi Allah'ın ismine delalet ediyor. Evet, şunu şekilde gösterebilirsek arkadaşlarımız şu anda herhalde görüyorlar. Şimdi bakınız, burada Elif var. Allah isminin Arapçasını hatırlayınız. Elif'i aldığınızda lillahi, Allah'a kalıyor. Lam'ı kaldırdığınızda lehu, Allah için. Bu lam'ı da kaldırdığınızda hu, Allah. Yani her harf silinse bile her geri kalan harf Yüce Allah'a işaret eden en özel isim Yüce Allah'ın ismidir. Bu nedenle de en sıkıntımızda Yüce Allah'ın adını analım. Ve Yüce Allah'ın adını anarken de şuna dikkat edelim. İki türlü anabilirsiniz. Elinizde tesbihiniz, hani tesbihmatikler var şimdi. Çok yaygın şekilde tesbih yerine kullanılıyor. Ama tesbihin tadını vermiyor tabii. Şimdi ya Allah, ya Allah, ya Allah diyerek anabiliriz veya Allah, 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 Allah diyebiliriz. Nasıl yaparız? Elimizde tesbihimiz. Şimdi hocam, tesbih biraz aşağı doğru olsa olur mu? Dilin söylüyor, tesbih söylemiyor. Önemli olan dilin Allah'ı anmış oluyor, önemli değildir. Ama tasavvuf büyükleri kalple, nabızla tesbih beraber olsun diye böyle ellerini yüreğin üzerine koymuşlar. Tesbihi öyle çekmişler. O bir tarzdır, o bir gönül meselesidir. Dileyen öyle tesbih çeker, dileyen tesbihmatik ile, dileyen tesbih ile, dileyen başka bir şeyle tesbihini çekebilir. Sahabe döneminde hurma çekirdekleriyle tesbih çekerlerdi. Bugünkü anlamda çok tesbih yoktu. Hurma çekirdekleriyle sahabe-i kiram tesbihleri çekerdi efendim. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Buyurun. Hocam, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz üç arkadaş İzmir karşıya kadar sizin için geldik. Hoş geldiniz, şeref ediniz efendim. Hatim, bir kişi değil de birkaç kişi bağışlayabilir miyiz? Evet, Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, hatmi birkaç kişiye, arkadaşlarınız da hoş geldiler elbette ki, hatmi birkaç kişiye bağışlayabiliriz. Azalmaz bir şey yani, onun bereketinden hiçbir şey azalmaz. Ve Cenab-ı Allah bedelini, karşılığını fazlasıyla verir inşallah. Efendim, buyurun. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Sizin gerçekten de. Sizi çok seviyoruz. Çok sağ olun. Bir gece yine böyle ağlayarak anlattığınız Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'yi sizle daha çok sevdik. Elhamdülillah efendim. Teşekkür ederim. Peygamber Efendimiz'i zaten seviyorduk ama daha çok sevdik sizin sayenizde. Ne mutlu, elhamdülillah. Bir gece karar verdik hem Eyüp Sultan'ı ziyareti hem de sizin misafiriniz olmaya. Teşekkür ederim. Biraz ben daha şuraya yanaşırım. Ben yine de soruma sorayım. Tabii. Gerçekten çok seviyoruz sağ olun, sizi. Sağ olun efendim. Ümre'ye giden, evet, hacca gitmek zorunda mıdır? Çok sorulan bir soru. Hemen cevaplandırayım. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şimdi hac farzdır. Ümre müstakil bir vaciptir. O ayrı bir ibadet, o ayrı bir ibadettir. Giden ikisini de yapabilir eğer müsaitse şayet. Hac mevsiminde gitmişse tabii ki. Ama umreyi yapana hac farz olur sadece bazı alimlerin içtihadıdır. Diğer bazı alimlere göre öyle bir şey yok. Onun için rahat olun, imkanınız bulur bulmaz umreye koşun. Allah ne diyor? Bana firar edin diyor. Fefirru ilallah. Allah'a koşun diyor, bana koşun diyor. Onun için koşalım, fırsatı ganimet bilelim inşallah. Efendim, buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Şey, mesela biz evlendiğimiz zaman hani altınlarımızın üzerine hoca nikah kıyıyor ya. Onu satsak günah mıdır? Mal sizin malınızdır. İstediğiniz gibi o parayı harcayabilirsiniz. Eşinize vermek zorunda değilsiniz o parayı. Sizin hakkınızdır. Hocam. Hoş geldiniz. Bu çocuk benim torunum. Annesi 3 aylıkken işe başladı. Ben emzire emzire göğsümden süt geldi. Verebilir miyim, veremez miyim? Zaten onun annesi sayılıyorsun. Verirsin, bir şey olmaz. Zaten annesi. Evet, buyurun efendim.
Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam iki arkadaş beraber Çanakkale'den, Karabiga'dan geldik. Hoş geldiniz. Hocam izninizle sorumu sorabilir miyim? Buyurun tabii. Hocam erkeklere altın takmak ve ipek giymek neden haramdır? Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hazreti Peygamber bir ara altın yüzük taktı. Kamil Mirası Riyazu Salihin'in de çok geniş bilgi de var bu konuda. Hazreti Peygamber bir ara altın yüzük taktı. Sahabenin tümü de takmaya başlayınca elindeki altın yüzüğünü aldı ve attı. Ama vefatlarına kadar altın yüzük takmaya devam eden sahabeler vardır. Muhtemel bunlar Hazreti Peygamber'in altın yüzüğü attığını görmemişlerdir. Ondan dolayı altın yüzüğü takmaya devam etmişlerdir. Bu nedenle İslam alimleri altın yüzüğü takmayı haram görmüşler. Gümüş takılabilir demişler. Haramlığa gelince altın, ipek gibi hassas bazı süs eşyalarının kadınlara ait bırakılmasını peygamber istiyor. Onların alanına girme diyor. İki, altının her gramını kullan diyor. Üretimde kullan, evde biriktirip de muattal halde, boş halde durmasın diyor. İpek giysiye gelince de ipek yine kadınların giysisidir. Yani kadınlara daha uygundur. Ama istisnai hallerde giyilebilir. Mesela bir sahabi geliyor Resulullah'a. Diyor ki benim vücudumda alerji var diyor. Kabarıyormuş normal tüy elbise giyince. Hazreti Peygamber ona ipek giysiye müsaade ediyor. İstisnai hallerde caizdir ama %100 ipek doğru değil. Karışık ipek olabilir erkek içinde. Buyurunuz. Hocam selamünaleyküm öncelikle. Nasılsın, iyi misiniz? Sağ olun, aleykümselam. Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için sizden Allah-u Teala razı olur inşallah. Sizlerden de biz de sizlere ve tabii ki yönetime teşekkür ediyoruz ATV'ye. Allah razı olsun hocam. Buyurun. Annemle dedem hac farziyetini yerine getirebilirler mi? Çünkü 5 yıldan beri biz hac için kayıt yaptırıyoruz ama bir türlü çıkmıyor. Bunun evet. Bir İslami açısından değerlendirmek... Sakıncası yok. Annenizle dedeniz elbette ki hacca giderler. Teşekkür ediyorum hocam. Tabii ki giderler. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Allah razı olsun. İsmim Murat Viran. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Açık Hava'da bu programı yaptığınız için. Sağ olun Murat. Benim sorum şu olacak. Evet. Türbeler ziyaret edilir mi, edilmez mi? Bu konu hakkında bilgi alacaktım. Peki, hemen cevaplandırayım. Ben teşekkür ederim. Türbeler ziyaret edilir. Türbeler birer mezardır. Mezar ziyareti sünnettir. Hazreti Peygamber mezar ziyaretini teşvik etmiştir. Gidin ziyaret ediniz, ibret almanız açısından. Onun için bir sakınca yok. Oraya mum dikmek, oraya çaput dikmek bunlar hoş değildir. İslam'da olmayan şeyler ama ziyaret edilir elbette ki. Delikanlı buyurun. Merhaba hocam, iyi Ramazanlar. Size iyi Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben cinlerden sormak istiyorum. Cinler gaybı bilebilir mi? Cinler geleceği bilemezler. Cinler gaybı bilemezler. Ayet-i kerimede ben bir ara Hazreti Davud'un hayatını anlattım. Bu gece de Hazreti İsa'yı anlatacağım sahurda inşallah. Hazreti Süleyman aleyhisselam cinlere hükmediyor. Cinler onun emrinde. Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. Ama Hazreti Süleyman'ın öldüğünü tam bir sene sonra bilebiliyorlar. Bırakınız geleceği olan olayları bile cinler bilemeyebilir. Ama bazen cinler kulak misafiri olurlar bazı gaybi bilgilere, onları iletirler. Veyahut da cinler çok tecrübelidirler. Kendi dostlarına bazı şeyleri fısıldarlar. Bir kısmı tutar, bir kısmı tutmaz. Tıpkı efendim bu müneccimlerin gelecek hakkında, astrologların gelecek hakkında söylemesi %90'ını çıkmaması gibi. Evet, bir dua verelim. Bir dua verelim, ondan sonra tekrar döneceğiz. İşlerin iyi olması niyetiyle hangi duayı okuyabiliriz? Efendim şu duayı okuyabiliriz işlerimizin iyi olması dileğiyle. Bu dualarımıza sığınalım inşallah. Evet, Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahira. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabına uğramaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi diye duamızı efendim iletebiliriz diye hemen söylemiş olayım. Evet, bir daha söylüyoruz. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha
ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahira. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizleri muhafaza eyle. Amin diyoruz tabii ki bu dualarımıza da. Mevlam dünya ve ahirette bizi aziz eylesin inşallah. Bizi sadıkların, iyilerin yolundan ayırmasın. Ve şimdi Kadir Gecesi geliyor. O gece zaten burada canlı yayın yapacağız. Özel yayınımız var. Hatimlerinizi bekliyoruz. O gece gelmeden önce bir dua var. O duayı bundan sonra her gece söyleyeceğim. O gece gelinceye kadar. Allahümme, siz de söyleyin lütfen. Allahümme, inneke, afun, tuhibbu, el afve, fa'fu, anni. Bir daha söyleyelim. Allahümme, inneke, afun, tuhibbu, el afve, fa'fu, anni. Üçüncü kez. Allahümme, inneke, afun, tuhibbu, el afve, fa'fu, anni. Allah'ım, sen affedicisin, affı da seversin, beni affeyle. Amin. Bu Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in öğrettiği özel duadır. Kadir Gecesi duası. O zaman hep beraber ezandan önceki duamızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi, bu iftar vaktinde, bu cuma gününün akşamında yapacağımız bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün hata ve günahlarımızı setre ile. Kusurlarımızı ört ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dünya ve ahirette bizleri İslam'ın yolundan ayırma. Amin. Ahirette Resulullah'ın şefaatini bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, amin diyen şu bütün kullarını ekrem başında, şu anda bizimle beraber amin diyen bütün kardeşlerimizi dünya ve ahiretteki bütün korkularından güvende kıl ya Rabbi. Emin kıl ya Rabbi. Ahirette dileklerine ulaştır ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Ya Rabbi, dünyada ve ahirette bize güzellikler ver, iyilikler ver. Ve bizleri ahiretin şerrinden, azabından muhafaza ile, kabir fitnesinden muhafaza ile. Ya Rabbi, Deccal'in ve benzeri kıyamet alametlerinin şerrinden bizleri muhafaza ile. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa nasip et. Dertlere deva nasip et. Borçlulara eda nasip et. Çıkış arayanlara çıkış nasip et. Ya Rabbi, ümitsiz bırakma bizi hiçbir işimizde. Ve son anımıza kelime-i şehadetiyle mahşere gitmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. Allah rızası için, dualarımızı kabul için El Fatiha. Efendim, ezandan sonra programımız devam ediyor. Buradayız, sorularınızı alacağız. Bir 25 dakika yakın programımız var. Şimdi ezana, ezandan sonra buradayız inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh.
Allah ekber, Allah ekber. La ilahe illallah. Allah'ın selamıyla yeniden beraberiz programımızda. Hiç vakit kaybetmeksizin hemen sorularınızı da alacağız ama maillerle izleyicilerimizden, ekran başındaki kardeşlerimizden gelen sorularımız var. Onların bir kısmını hemen cevaplandırmak istiyorum hızlı bir şekilde. Namaz kılarken takılarımızı çıkarmak zorunda mıyız diye bir soru var. Efendim, namaz kılarken takılarımızı çıkarmak zorunda değiliz. Çünkü takı, yani altın olsun, gümüş olsun, İnce olsun, başka tür takılar olsun, namaza engel bir şey oluşturmuyor. Takılar necis değildir. Ama diyelim ki bir camiye gidiyorsunuz. Camiye gidiyorsunuz, teravih namazına hanımlar gidiyor. Her tarafımız böyle takılarla dolu. Orada bir gösteriş hali oluşabilirse, böyle bir ihtimal varsa, evet, o zaman işte takıları çıkarmak lazım. Yani tekebbür, başkasını imrendirecek şeyler yapmak, kişinin gücünün yetmediği şeylerle onu imrendirmek dinen doğru değildir. Bunlara dikkat edeceğiz ama dışında takı ile namaz kılmak engel değil. Bu takı bilezik olabilir, bu takı yüzük olabilir, fark etmiyor. Efendim, ölüm büyüsü diye bir şey var mıdır diye bir şey sorulmuş. Ölüm büyüsü birileri yapabilir. Yani insanlar üzerine cinleri ve değişik mahlukatı yoğunlaştırmak suretiyle insana bir manevi darlık verip işte ölümüne, yani kişinin kendisini yok etmesine, intiharına sebep olabilecek değişik bazı şifrelerle, çizgilerle, dualarla, kötü niyetlerle bir şeyleri yapabilirler, yoğunlaştırabilirler. Çünkü sihir vardır. Kur'an-ı Kerim Harut ve Marut meselesinde de buna işaret ediyor. Hazreti, yani sihrin bir kısmı göz boyacılıktır, sahtekarlı, bir kısmı ise dediğim gibi şer olan güçleri insan üzerinde yoğunlaştırmak suretiyle yapılabiliyor. Bu nedenle de evet, belki çok ileri safhadaki kişiyi rahatsız edebilecek, ölümüne bile yol açabilecek şeyler yapılmak istenebilir. Ama onlara karşı bizim koruma aracımız sağa sola gitmek değil, sihirbazlara gitmek değil, sihir çözücülerine gitmek değil, Allah'a sığınmaktır. İhlas suresi okumaktır. Felak suresi okumaktır. Nas suresi okumaktır. Bunları okuyan kişiye ne sihir, ne büyü, ne şer, ne şeytan, ne cin etki edemez. Allah'ın izniyle bu konuda lütfen kendinize güvenin ve rahat olun diye ifade edeyim inşallah. Zengin olmak için dua etmek haram mı? Zengin olmak için dua etmek haram değil tabii ki. Yani zengin olmanın güzel tarafı çoktur. Afeti de vardır. Eğer zekat vermiyorsa, zenginliğini haramdan kazanıyorsa, zenginliğini harama harcıyorsa bir insan, elbette ki o zenginlik
hayır getiren, güzellik getiren bir zenginlik değil. O zenginlik şer getiren bir zenginliktir. Hakkı ödenmemişiz. Para, zekatı çıkarılmamış para, haram yoldan kazanmış para kişinin başının belasıdır. Hocam ben ölüp gireceğim, çocuğun kullanacak. Çocuğun kullandıkça sana yazılacak. Torunun kullanacak, torunun kullandıkça sana yazılacak. Sen torununu düşündün ama kendini yaktın. Onun için kişi yiyemeyeceği şeyi biriktirmemeli aslında. Ve hiçbirimiz biriktirdiğimiz şeyi yemeyeceğiz. Bu nedenle de elbette ki zengin olmak meşrudur, güzeldir. İslam zenginliğe karşı değildir. Ama elbette ki temiz para, hakkı ödenmiş para mutlak manada öyle kazanmalı, öyle harcanmalı. Peki dua ederken neye dikkat edeceğiz o zaman? Çok sorulan bir soru o da. Öncelikle dua etmeden önce bizim tavsiyemiz. Yani şu anda elinizi açıyor, dua ediyorsunuz. Dua kabul olur inşallah. Ama en güzel dua, Allah'ın böyle razı olacağı, kulun da yaparken memnun olacağı en güzel dua, öncelikle abdesti başlamak gerekiyor. Şart değil bakınız, bir daha söylüyorum ama en güzeli budur. Abdest alacağız, mümkünse kıbleye döneceğiz, elimizi açacağız. El çok açılabilir, böyle Resulullah bazen açardı, koltuk altları görününceye kadar elleri açılırdı. Bazen indirirdi böyle, bazen eller birleştirilebilir. Tövbe edilmeli, besmele çekilmeli, eller semaya açılmalı, duadan sonra yüze sürülebilir, Resulullah sürerdi. Esma-ül Hüsna ile yani Allah'ın isimleriyle dua etmeliyiz. Duamızın kabul olacağına inanmalıyız. Böyle bağırıp meydan okurcasına değil, daha mütevazi, daha halim, daha içten. Ya Rabbi lütfet. Böyle. Bazen soruyorlar, hocam duada biz Allah'ım ver diyoruz. Yani emir, emir sigasıyla. Allah'ım kurtar, Allah'ım ver, Allah'ım kaldır. Biz Allah'a emir mi ediyoruz? Haşa. Düşükten yükseğe emir olmaz. Düşükten yükseğe rica olur. Arz ediyoruz. Onun için Allah o kadar yumuşak, o kadar halimdir ki bize kızmıyor, bize gazap etmiyor. Siz bana yalvarın diyor. İza se'eleke ibadi anni fe inni karib. Öyle diyor. Ucibu davete daize da'ani. Yani kullarım bana, kullarım sana beni soruyorlarsa Muhammed, de ki onlara, ben onlara yakınım. Dua edenin duasına cevap veririm. Ne kadar güzel bir, ne kadar güzel bir ayet. Değil mi? Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Evet. Rüya görmek neye delalettir? Rüya görmek hiçbir şeye delalet olmayabilir. Ama rüya görmek çok şeye delalet de olabilir. Hocam iki zıt nasıl olur? Şöyle olur. Rüyanın çeşitleri vardır. Gündüz bir şeyden korkarsın. Arabanın altına gireceğim diye korkarsın. Gece sürekli arabanın altına girersin. Ezgâsu ahlam dediğimiz türdendir bu rüyalar. Gündüz korktuğunu gece görürsün. İki, geleceğe ait mübeşşirat dediğimiz müjdeleyici ilhamlar var. İşte bu önemlidir. Allah bazen, Peygamberimiz buyuruyor ya, vahiy bitti. Ama salih insanların ileride göreceği sadık rüyalar vardır. Manevi işaret taşıyan. Allah'tan geliyor onlar. Sadık ve salih rüyalar. İşte onlar geleceğe ait bazı bilgiler, bazı şifreler rüyayla verebilir. Bu işin iddiası olmaz. Tutar veya tutmayabilir. Üçüncüsü, şeytanın sizinle oynadığı rüyalar vardır. Kafanızı koparır, sizi yerden atar. Efendim, annenize araba çarpar. Bu şeytan oynar sizinle ki sizi üzsün diye. Bu rüyaların hiçbirinin anlamı yok. Ama bir de sizin yanlışlarınızı gösteren rüyalar var. Haram işledin, o gece rüya gördün. İşte o rüyanın anlamı var. Diyor ki haram işleme. Allah'tan korku. Ne bileyim, gittin birinin hakkını çaldın, ertesi gün Allah'ın seni kovduğunu hissettin rüyada. Bunlar önemli olan işaretlerdir ve değerli olan, dikkat edilmesi gereken işaretler. Buyurun. Kim hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ben sağlık sektöründe çalışıyorum. Evet. Hastaları, yani müdahale ederken hastalara her haliyle görüyorum fiziki olarak.
Bu durumda orucumuz ve abdestimiz, yani hani gusül olan abdestimiz sakata giriyor mu? Efendim, sizin herhangi bir hastanızın veya başka birisi, başka birisinin, yani bu hasta olmayabilir. Karı koca arasında da bu çok soruluyor çünkü. İnsanın insanı çıplak görmesi abdestini bozmaz, bir. Gusül gerektirmez, iki. Bu birinci nokta. İkincisini, siz sağlık sektöründesiniz, artık görevinizin gereği, belki hemşiresiniz, belki benzeri bir görev. Görevinizin gereği olarak hastaların belli yerlerini görüyorsunuz. Bu elde olmayan, gücünüzü aşan bir nokta. Hastaya müdahale gerekiyor çünkü, zaruridir. Hastayı ayırmamak gerekir, hele özellikle acil gelen bir hastaya şöyle böyle denmez, o mutlaka bakmak lazım. Buyurun kızım. Hocam, ben Artvin'de dedem şu an. Bu soruyu onun için soracağım. Hocam, kaç yıldır dedem ölen annesi için kurban kesmek istiyor. Kesebilir mi? Dedeniz ölen annesi için kurban kesebilir kızım. Sakıncası yok. Deden şu anda bizi duyuyordur zaten. Kesebilir. Saygılarımı ilet ona. Sakıncası yok. Kesmek zorunda değil eğer vasiyeti yoksa. Ama keserse de makbuldür. Selamünaleyküm. Buyurun. Aleykümselam. Selamünaleyküm hocam. Benim annem kardeşimin doğumunda öldü. Hocalara sorduğumuzda şey diyorlar, şehittir diyorlar. Sizce doğum yaparken ölen doğum kadın yaparken şehittir. Evet. Hadi bir de biz annem için, hani ruhu için ne yapabiliriz? Yapabileceğiniz her şey ona ulaşır. Ona duan ulaşır, ona Kur'an'ın ulaşır, onun için para vermen ulaşır. Fakire yemek yedirmen, elbise giydirmen. Bir de biz sizi çok seviyoruz hocam. Kardeşlerim, ailecek. O kadar bir, nasıl diyeyim size, siz bizim ailemizden gibisiniz. Bizim sahurlarımız, iftarlarımız hep sizinle geçiyor. Allah sizden bin kat razı olsun. Sizden de daha çok razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Hepsi kabul olur, merak etmeyin. Cenab-ı Allah mutlaka yapacağımız her amelin karşılığını fazlasıyla verir. Allah mekanını cennete etsin inşallah. Efendim, kıyametin, alacağım senden sorunu. Kıyametin alametlerini şöyle bir hatırlayalım mı beraberce? Hangisi oldu olmadı diye şöyle bir düşünelim beraber. Şimdi geliyor, bakınız. Kıyametin alametleri. Ben okuyayım. Oldu mu olmadı mı diye söyleyeyim. Kendi içinizden söyleyeyim tabii. İlim ortadan kalkıp cehalet yerleşecek. Bilmeyen konuşacak. Fetva veren çoğalacak. Zina aleni hale gelecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. İsimleri değişecek. Aynen böyle. İnsanların bina yapmakta yarışacaklar. Üstelik bu işi bilmeyenler bina yapacak. Zekat verilecek kadar kimse bulunmayacak, servet çoğalacak, daha o gelmedi. Adam öldürme hadiseleri fazlalaşacak, toplu ölümler fazlalaşacak. Erkek nüfusu azalacak çünkü çok savaşlar olacak. Henüz olmadı, tam olmadı. İnsanların hayatlarından bıkarak ölümü gıpta etmesi. Peygamber olduğunu iddia eden 30'a yakın deccal türüyecek. Bana vahiy geliyor, beni rüyada görün diyen deccaller çoğalacak. Bugün bile piyasada var. Dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim'in önemli insanlar tarafından unutulacak. Namaz terk edilecek. Elhamdülillah öyle değil. Zekat angarya kabul edilecek. Faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyen de tozundan etkilenecek. Büyük bir bereketsizlik olacak. Gasp hadiseleri çoğalacak. Liderliğe elverişli kişiler azalacak. Fasıklar toplumun efendisi olacak. Elle işaret edecek. Değerli insan denecek ama adam kötü. Akrabalık bağları kesilecek. Baba anneye saygı azalacak. Akşam mümin yatan kişi sabah kafir kalkacak. İnkar edecek. Kısa bir şekilde. Yalancılar tasdik edilip doğru söyleyenler itibar edilmeyecek. Kitapların sayısı artacak. Yani yalancıların sayısı çoğalacak. Şerrinden korkulan kişilere itibar edilecek. Ticareti dürüst olmayan kişiler ele geçirecek. Felaket değil mi? İş eğil olmayanlara verilecek. Emanet kelepir kabul edilecek. Al ve harca. Aza kanaat edilmeyecek. Çok ile doyulmayacak. Yağmurlar, yıldırımlar çoğalacak. Depremler artacak. Ne diyorsunuz? Bayağı olanlar var. Allah şerrinden korusun. Olmayanlar var. Kızım buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun. Size kısa bir sorum olacak. Sizin de.
Yasin suresi ve Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbidir diye biliyoruz. Bu iki sureden hangisini yani sıklıkla okursak daha çok sevap kazanırız? Peki oturun ben cevap vereyim hemen size. Gerek Yasin gerek Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim için Kur'an-ı Kerim'de öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri, bütün sureleri çok önemlidir. Hepsi şereflidir. Hepsi güzeldir. Hepsi büyüktür. Hepsi bizim için şifadır. Ama bazı surelerdeki anlamlar ve mesajlar ve vurgular daha böyle baskındır 24 saatimizi ilgilendiren. Bu nedenle Fatiha her namaza konmuş. Her rekata konmuş. Bol bol Fatiha okumak daha güzel ve daha kolay. Bu herkes için daha da elverişlidir. Çünkü kısadır zaten. Şu anda sorsam içinizden Fatiha'yı bilmeyen yoktur. Var mı Fatiha'yı bilmeyen? Yoktur. Var mı Fatiha'yı bilen? Fatiha'yı bilen? Evet bakın. İçinizden bilmeyen bir kişi yok. Ama Yasin bilen var mı desem belki 30-40 kişi kaldıracak. Evet. Bu nedenle de Fatiha'yı okumak daha elverişli, daha güzeldir. Hepsi güzeldir. Mikrofon buyurun. Buyurunuz. Hayırlı Ramazanlar hocam. Benim sorum, benim babam 5 ay önce mide kanserinden vefat etti. Çevremizdeki insanlar babamın günahlarının affedildiğini söylüyorlar. Doğru mu? Efendim teşekkür ederim. Baban Allah rahmet eylesin. Kalıcı hastalıklar, sıkıntı veren hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, ağrıyı uzatan hastalıklar, uzun süreye yayın hastalıklar kişinin günahlarına kefarettir inşallah. Biz buna böyle inanıyoruz. Bahsettiğiniz hastalık da öyle bir hastalıktır. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam delikanlı. Size bir sorum olacaktı. Elbet buyurun. Anneye karşı çıkmak günah mıdır? Anneye karşı çıkmak. Evet annelerin hoşuna gitti bu soru. Annelere karşı çıkmayacağız. Ne babaya ne anneye büyüklerimize de karşı çıkmayacağız. Sadece bir yerde anneye karşı çıkılabilir. Sadece bir yerde anneye karşı çıkılabilir. Veya babaya karşı çıkılabilir. Anneye veya babaya karşı çıkılacak tek yer baba veya anne Allah'ı tanıma haşa. İçki iç, kumar oyna, kötü iş, şeyler yap tarzında bir şeyler derse o zaman babaya anneye karşı gelmek lazım. O da döverek kızarak değil anne ben bu işi yapmam Allah yasak kılıyor. Sen nasıl bunu söylersin? Ben içersen ben de günaha girerim. Sen de günaha girersin demek lazım babaya ve anneye. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Size de sağ olun. Sizi ATV'den sürekli gece ve gündüz programlarınızı izliyoruz. Şu an burada olmak bizim için müthiş, çok duygulu, çok harika bir şey. Bunu paylaşmak istedim. Çok sağ olun. Bizim için de öyle sağ olun. Ayrıca midye yemek haram mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kabuklu yiyecekleri yani denizden çıkan kabuklu yiyecekleri Hanefiler hoş görmüyorlar efendim ama Şafiiler deniz ürünü olan yani karaya çıktığında ölen hayvanları caiz görüyorlar. Eğer çok tutkuluysanız İmam-ı Şafii'nin içtihadına göre yiyebilirsiniz. Hanefiyseniz uzak durmak gerekiyor. Efendim buyurun hanım kızım. Aleykümselam sağ olun. Ben Allah rızası için sokak kedilerine bakıyorum. Rabbimin bana lütfettiği bir bahçe var. Babamlara ait tabii ki geçici olarak. Rabbim bana verdi diyorum bu güzelliği. Evet efendim. Fakat babam biraz üzüntülü, sevmiyor hayvanları. Uzaktan diyor bakarım ama evine gelmem diyor. Niye baba diyorum tüylerim kalkıyor diyor onları görünce diyor. Hakkımı sana helal etmem diyor ya ver o kedileri diyor. Bir de komşumun 2-3 tanesi işte akşamları kediler arada bir camlarına gidiyorlarmış veyahut oralarda dolanıyorlar diye rahatsız oluyorlar. Ben diyorum ki ben onlara Allah rızası için bakıyorum. Allah'tan sevabını ümit ediyorum. Belki Rabbim de diyorum beni evet. Ahirette affeder, rızıklandırır. Sorunuzu çok iyi anladım. Ne yapmam gerekiyor? Çünkü hayvanat esirgeme kurumuna versem onlar kısırlaştırıyorlar. Ben bunu da iyi olmadığını düşünüyorum. Belki günahtır diye düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Cevaplandıracağım. Teşekkür ederim hocam. Aklınızı helal et. Hayvanların ihtiyaç halinde kısırlaştırılması olabilir. Eğer heder olacaksa, perişan olacaklarsa
kısırlaştırma, uyutma değil, öldürme değil biliyorsunuz. O farklı bir şey. Dinen caizdir. Ancak tabii ki sizin yaptığınız çok hayırlı bir iş. Babanızı razı ediniz. Babanızın geldiği saatte hayvanları ayrı bir odaya kilitlersiniz. Yani insanların kediye karşı bir alerjisi olabilir. Bu gayri ihtiyarı bir şeydir. Bu nedenle de onu da anlayışla karşılayın. Babanızı da üzmemeye gayret ediniz inşallah. İki tarafı da kontrol edip idare etmeye çalışın. Ama son derece hayırlı ve iyi bir iş yapıyorsunuz. Efendim Hazreti Peygamber'in dilinden duaları sizinle paylaşacağız. İsterseniz hep beraber bunları tekrar edelim. Yeri yaratana yüzümü çevirdim ben, ona ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yok, ben onunla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah'ım, Melik sensin, senden başka ilah yok. Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim, günahımı itiraf ettim. Tüm günahlarımı bağışla. Şüphesiz sen günahları bağışlarsın. Beni ahlakın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlakın kötüsünden de beni uzaklaştır. Zira kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Allah'ım emret, hayrın tümü iki elindedir. Kötülük sana nispet edilemez. Sen mübarek ve yücesin. Senden mağfiret diler, sana tövbe ederim. Hazreti Peygamber'in bu duasında çok dikkat ettiğiniz gibi kişinin kendini tezellül ederek Yüce Allah'a yönelmesi vardır. Allah hakikaten gönlüyle Yüce Allah'a tazarru edebilen, Yüce Allah'a yalvaran gerçek müminlerden eylesin bizleri. Ve bu Ramazan son günleri, son günler Kadir Gecesi'ne doğru gidilen günlerdir. Bu gecelerde çok iyi değerlendirmek. Çünkü Hazreti Peygamber taharrav leyletel kadri fil aşril evahir min Ramazan. Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde Kadir Gecesi'ni arayın. Biz 27. gece kutluyoruz, buna inanıyoruz. Ama son 10 gününün tekli gecelerin tümünde olabilir. Başka müştehitler başka gecelerdedir diyor. Resulullah onu söylemiyor, ilan etmiyor. Niye ilan etmiyor peygamberimiz? Bu gecelerin tümünü iyi değerlendirelim. Sadece bir geceyi yüklenmeyelim diye. Evet 27. gece kutlayacağız. Ama bütün geceleri kadir bilmek lazım. Ona göre Allah'a yönelmek lazım ki Rabbim bizi affetsin. Efendim sabah saat 2.10'da görüşmek üzere. Allah her daim sizinle olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hazreti İhsan hayatında görüşmek üzere inşallah.